Evet, sizin dininiz size, benim dinim bana ayetini, leküm dinüküm veliyedin ayeti nasıl anlamalıyız diyor bir kardeşimiz. Bu ayet-i kerimeyi şöyle anlayacaksınız. İslam sadece İslam olur. Başka bir dinin, başka bir anlayışın İslam yedek parçası olmaz. İslam ya hepe taliptir ya hiçe. Hepin olmadığı yerde İslam hiçbir şeyi kabul etmez. Hep İslam olmalıdır, sadece İslam olmalıdır, yalnız İslam olmalıdır. Abdullah bin Selam radıyallahu anhu Müslüman oluyor. Yahudi alim biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cumartesi günü de ibadet etmek istiyor. Yahudilerde kutsaldı. Efendimiz duruyor ama ayet-i kerime geliyor. Ya eyyühellezine amenu dukulu fissilmi kâffe. Toptan İslam'a gireceksiniz. Yani Müslümansanız bir daha sizin hayatınızda cumartesi kutsal gün olamaz. Ayet-i kerime bunu söylüyor. Bir Müslüman, Müslüman olduktan sonra Hristiyanların, Yahudilerin bayramlarını kutlayamaz. Yılbaşı kutlayamaz. Noel'i kutlayamaz. Haramdır. İslam başka bir dinin, başka bir anlayışın yedek parçası olamaz. Mekke'de müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme veddu lev tudhinu feyudhinun istiyorlar ki peygamber yılın belli günlerinde bizim dinimize ibadet etsin. Biz de onun dinine göre yaşayalım. Ayet-i kerime bunu reddediyor işte. Kul ya eyyuhel kafirun. Bu sure aslında bu reddediştir. İşte bu ayet-i kerime de leküm dinüküm veliye din. İki uygarlıkla medeniyet arasında. Medeniyet, İslam, uygarlık ise diğer anlayışlar, diğer düşünceler. Bunlar nasıl birbirlerine karşı konuşlanmalıdır? İslam diyor ki sizin uygarlığınız size, medeniyet bize. Bunların arasında hiçbir şekilde bir birliktelik olmaz. Ya hep İslam olacak ya da hiç İslam olacak. İslam kardeşlerim diğer uygarlıkları alır. Onlar ne kadar doğrular varsa doğruları kabul eder ama onların posalarında gerisin geri iade eder. Aslında bu doğru neyin doğrusudur? İslam'ın doğrusudur. Yani İslam'ın doğrusu olarak bunu alır, bunu kabul eder. مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ İnsanların güzel gördüğü ama İslam'a aykırı olmayacak, akla da aykırı olmayacak, İslam'a da aykırı olmayacak. Diğer uygarlıktaki unsurları alır ama kendi diniyle çatışan meseleleri gerisin gerisi reddeder. Onların kutsalını dinin bir parçası olarak, uygulaması olarak yaptıkları şeyleri ise kesinlikle reddeder. Bu noktada sizin dininiz size, bizim dinimiz bize der İslam.